ve çok azınlıkta, çok azınlıkta kitap okuyan, bilim adına bir şeyler araştıran sayfalar var. Çöplükte böyle altın aramak gibidir bu. Çölde su aramak gibidir. Bu kadar kirli sayfalarda temiz bir şey bulursanız şükredin. Onları takip alın. O kadar az ki bu sayfalar ve çok kıymetli. Yani bu kadar böyle gereksiz sayfalar, liyakatsiz sayfalar, böyle egolu, kibirli sayfalar, fenomenler için söylüyorum. Altyapıları o kadar boş insanlar var ki aralarında. Yani dolu olanlara bir şey demiyorum ama toplumun bunların yönlendirmesine ben şey oluyorum, acıyorum yani. Çocuklarımızı bunlar yönlendirmemeli. Bunlar yönlendirmemeli çocuklarımızı. Yani ahlaksızlığın ahlak olduğu zamanlarda ahlaklı insanlara çok ihtiyaç var. Çünkü bütün güzel işler ahlaki karakter üzerine kurulur. Ahlaki karakter üzerine kurulur. Eğer ahlakınız yoksa istediğiniz allame cihan olun. İstediğiniz kadar kitap bitirin. İstediğiniz kadar profesör olun. Hiçbir işe yaramazsınız. Hiçbir işe yaramazsınız. Çünkü siz dedim ya hep kendinizi e, öne çıkarırsınız. Kendiniz beğeni almak için, kendiniz para kazanmak için bunları yaparsınız ve bu yola çabuk gidersiniz. O yüzden bize ahlaklı eğitimciler lazım. Ahlaklı psikologlar, ahlaklı doktorlar, ahlaklı hakimler lazım. Bugün masumlar içeride. Bugün masumları içeri atıyorsa birileri hakimler ahlak yoksunluğundan Bugün polis rüşvet alabiliyorsa ahlak yoksunluğunda. Bugün öğretmen notunu silah olarak kullanıyorsa ahlak yoksunudur Bugün Müteahhit, müteahhit çürük bina yapıyorsa ahlak yoksundur. Bugün doktor yüksek teknoloji bir hastanede mouse, e, hastalarını ölüme terk ediyorsa ahlak yoksunluğundandır. Yani dedim ya ahlaksızlığın ahlak olduğu zamanlarda ahlaklı insanlara çok ihtiyaç var. Yani yıldızlar gibi düşünün. Karanlık bir gökyüzünde yıldızlar parlar ya. O yıldızlara sarılmak lazım. Yani toplum böyle dara düştüğünde, karanlık günler gördüğünde ahlaklı insanlara sarılmak lazım. Ahlaklı insanların peşinden gitmek lazım. Yoksa bu ahlaksızlık girdamında hepimiz yok olup gideriz. Hepimiz pisleniriz ve pisletiliriz. Yani çocuklar bu kadar pis bir ortamda nasıl yetişecek? Ben soruyorum yetkililere. Nasıl yetiştirilecek? Siz çok güzel anlatırsınız okulda. Şöyleydi, böyleydi. E, okul kapısından çıktığınız an ahlaksızlık başlıyor. İnsanlarımızda başlıyor. Sokaklarda başlıyor. Her yerde yediğimiz, içtiğimiz her şeyle başlıyor. Nasıl büyük bir imtihan bu? Yani ben bunları bu kadar büyük imtihan yaşamak zorunda mıyım bu ülkede? Yani güzel çocuk yetiştirmek bu kadar zor olmamalı. Yani 5 yaşındaki çocuklara bakıyorum. 6 yaşında öğretmen olduğum için okul önlerinde kulak kabartıyorum. Yani ezbere size küfür kitabı yazar. Bu kadar nasıl kirletildi? Çene hisali tutulmuş? 200 kelimeyle konuşuyor zaten. 195'i küfür. Bu böyle mi olmalıydı bizim çocuklarımız? Daha bunlar 5-6 yaşında böyle. Bunu görmüyor mu yetkililer? Ka e, okul önlerinde uyuşturucu satıldığını görmüyor mu? Bir ülkeye uyuşturucu giriyorsa o ülkede uyuşturucu satılır. O ülkeyi sınırdan sok e, uyuşturucu sınırda sokmayacaksın. Birileri görevini yapmıyor demektir. O aldım da kafa duman. Ondan sonra o, o çocuktan hayır bekleyin. Peygamberimizin bir sözü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin diyor. İnsan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur. O bozulursa bütün beden bozulur. İşte o kalptir. Bakın. O kalplere dikkat etmek lazım. O kalplere sevgiyle dokunmak lazım. O kalpleri bozacak her türlü hareketten kaçınmamız lazım. Biz... O kalpleri güzel yetiştirmemiz lazım. Bakın masum kalpler. Kendi kalbimiz güzel olacak ki onları yetiştirebiliriz. Bugün kalpler de bozuldu. Kafa da bozuldu, zihin de bozuldu. Bunları düzeltmemiz lazım. Bakın eğitimciler bu yüzden herkes diyorum ben öğretmen olmaması lazım. Öğretmenlik diploma işi değildir. Öğretmenlik para işi değildir. Öğretmenlik adanmışlıktır, peygamber mesleğidir. Buna bu gözle bakın. O yavrulara kendi çocuğunuz gözüyle bakın. Size emanet ediliyorsa o gözle bakın. Çoğu peygamberin bir elin parmağını geçmeyecek şekilde ümmet nasip oldu onlara. Hazreti Yunus Aleyhisselam senelerce tebliğ yapıyor. İnanan 3-5 kişi. Şeyini kay yani e, Asurların İno kent, e, başkentine geliyor. Orayı terk ediyor. Küsüyor şeyine. Allah son kez ona diyor bir ay daha tebliğ yap. Ondan sonra diyor e, şey yapalım. Bakalım duruma diyor. Bakın sizin sınıflarınızda her gün 20, 30, 40, 50 öğrenci Teslim ediliyor. Bakın öğrenci aramıyorsunuz. Bir öğret bir kurumda çalışıyorsanız öğrenci aramıyorsunuz. Size bu çocuklar teslim ediyor. Herkes anne babalar canlarını ciğerlerini size teslim ediyor. Bu sorumluluğun altına girdiğinizde yükünüz çok ağır. Ona göre davranın. Bu basit bir şey değil eğitim işi. İnsan yetiştiremediğimiz için bugün ahlaki depremlerimiz var. Ahlaki depremlerimiz olduğu için bugün maddi depremler var. Birçok insanımız öldü. Bunları düşünün. Ürün defolu yetişirse bu topluma bu çocuklar bela olarak döner. Bela olarak döner. İyi yetiştirirseniz ülkemiz için düşünür, sorgular, güzel işler yapar. Öğretmen bunun farkına varmalı. Öğretmen öğrencisini tanımalı. Sabah akşam öyle 20-30 sayfa ödev vermek değildir öğretmenlik. İşte 2, 2 artı 2 eşittir 4 hadi bakalım çocuklar yazın. Bu demek değildir öğretmen. Öğretmenlik başka bir şeydir. Öğretmenlik insan olmaktır. İnsan yetiştirmektir. Şimdi soruyorum. Bu toplumun kumaşı böyle miydi zaten? Bu toplumun kumaşı böyle miydi zaten? Sonradan mı bozulduk? Yani sosyal medyaya çıktığında biz artık her evde yani ee, paylaşımlarda aile yapılarını da öğreniyoruz. Şeyleri de öğreniyoruz. ilgilerini, duyarlılıklarını, farkındalıklarını. Gerçekten toplumun kumaşı bu kadar kötü müydü? Yoksa sonradan mı kirletildik? Sonradan mı bozulduk? Biz böyle değildik. Kendimize gelmemiz lazım. Ahlaklı, vicdanlı, merhametli günlere diyorum. Ben Metin Öğretmen. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. İşini doğru yapan herkes başımın üstünde. İşini doğru yapmayan herkesi de Allah'a havale ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videolarımı oku, eğlen, öğren YouTube kanalında daha kaliteli şekilde göre çözünürlükte ulaşabilirsiniz. Instagram çözünürlüğü düşürerek yüklüyorum. Ee, fazla yer kapladığı için YouTube'da e, gerçek kalitede yüklemeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin.